Merhaba. Dünya nasıl oluştu? Tanrıları kim yarattı? Neden yaratıldılar? Bunun gibi sorular dini düşünce dünyasında yaygınlaşmıştır. Ve eski Mısır dini de bundan farklı değildir. Yaratılış efsanesi, piramitler, tapınaklar, mezarlar ve papirüs yapraklarında bulunan kutsal hiyeroglif yazılarda anlatılır. Farklı efsaneler yaratılışı farklı tanrılara bağlamıştır. Ogdoad denen 8 ilkel tanrı dizisi, kendi kendini yaratan tanrı Atum ve onun soyundan düşünceli tanrı Pıta ve gizemli üstün tanrı Amun. Bu farklı kozmogoniler bir dereceye kadar rekabet ederken başka şekillerde Mısır'ın yaratılış anlayışının farklı yönleri olarak tamamlayıcıydılar. Bugünkü videonun konusu Mısır mitolojisine göre yaratılış efsanesi. Aslında efsaneleri desek daha doğru olur. Ve ben bu videoda Mısır mitolojisindeki 4 farklı yaratılış mitini anlatacağım. Şimdi geriye, oldukça geriye, günümüzden yaklaşık 5000 yıl kadar öncesine gidiyoruz. Mısırlılar varoluşun devam etmesi için her şafakta, her dolunayda veya her yeni yılda sürekli olarak yeniden yaratılmanın gerekliliğine inanıyorlardı. Bu yeniden yaratma sürecinin bir parçası ilk yaratılış zamanını hatırlamaktı. Mısırlıların karakteristik özelliği, tek bir yaratılış açıklamasına sahip olmadıkları gibi evrenin yaratılışı birkaç tanrıya ve hatta bir tanrıçaya atfedildi. Bu yaratılış söylentileri, yaratıcı tanrı veya tanrıçanın büyük bir tapınağa sahip olduğu yerlerin adını almıştır. Farklı yaratılış hikayelerinin her biri Mısır'ın büyük şehirlerinden biri olan Hermopolis, Heliopolis, Memphis ve Tep'teki belirli bir tanrı kültüyle ilişkilendirildi. Bir dereceye kadar bu mitler birbiriyle yarışan teolojileri temsil eder. Ancak aynı zamanda yaratma sürecinin farklı yönlerini de temsil etmekte. Son olarak Heliopolis kozmogonisinin Antik Mısır Güneş teolojisi üzerinde derin bir etkisi oldu. Atom'un güneşsel ve üretken nitelikleri metinlerde ve sanatta hem yaratımda hem de günlük hayatta hayat veren olarak tasvir edilmiştir. Sonunda Atom, bağdaştırıcı bir birliktelik içinde başka bir güneş tanrısı Ra ile ilişkilendirilmeye başlandı. Piramit metinleri Ra'yı yükselen güneş ve Atum'u batan güneş olarak tanımlar ve ikisi gece saatlerinde güneş teknesi üzerinde birlikte seyahat eder. Mısır Heliopolis miti, Mısır inanç sisteminden kaynaklanan bir yaratılış efsanesidir. Mevcut eserlere dayanarak muhtemelen M.Ö. 3000 civarında yazıldığı söylenebilir. Bu efsanede tasvir edilen ana tanrı, muhtemelen daha sonra Ra veya Horus olarak da bilinecek olan Atum'dur. Heliopolis'teki insanlar yaratılış mitlerinde en çok Eneat'la ilgileniyorlardı. Buna göre Atum'dan 8 tanrı daha oluşur ve bu 9 tanrı teolojik olarak Eneat olarak sınıflandırılırdı. Ancak 8 küçük tanrı ve dünyadaki diğer tüm şeyler sonuçta Atum'un uzantıları olarak görüldü. Heliopolis'te yaratılış Nuh sularında durağan bir potansiyel varlık olarak var olduğu söylenen Ra ile yakından ilişkili bir tanrı olan Atum'a atfedildi. Atum, dünyadaki tüm unsurların ve güçlerin kaynağı olan kendi kendini yaratan bir tanrıydı ve Heliopolis miti onun tek bir varlıktan bu çok sayıda unsura evrimleştiği sürecini tanımlar. Başlangıçta karanlık, sulu bir kaos uçurumu, ilkel Nuh okyanusundan başka bir şey yoktu. Ancak Büyük Nil'in suları dünyada yaşamı doğurduğu gibi Nuh'dan da ilkel bir piramit şeklindeki toprak tepesi benben ortaya çıktı. Ve güneşin ilk kez doğup dünyayı aydınlattığı yer oldu. Burası aynı zamanda vücuda ve şekle sahip olmayan ilk tanrı Atum'un da durduğu yer oldu. Atum bu dünyadaki her şeyin kaynağıdır ve bu nedenle tüm yaşamın yaratıcısıdır. Benbenin tepesine çıkmadan önce Atum, Nuh içinde yalnız ve amaçsızca süzülüyordur. Hem erkek hem de kadın yönlerini kendi içinde barındırır. Bir noktada kendini yükselmeye ve sonrasında yaşam yaratmaya istekli bulur. Atum, hava ve boşluk tanrısı Şu ve kız kardeşi Nemvesis tanrıçası Tefnut'u içindeki dişi kısmıyla elini kullanarak yaratır. Bazıları Şu ve Tefnut'un hapşırma ve tükürmeyle yaratıldığını söyler. Burada Şu hapşırma sesi ve Tef tükürme sesi.
İlk iki çocuğu yaratıldığında ve tek olan artık üç olduğunda kaos dünyayı terk eder ve dünyaya ışık girer. Şu ve Tefnut Atum tarafından salındıktan sonra Nuh'un karanlık genişliğinde ondan ayrılırlar. Kendini tekrar yalnız bulan Atum, kayıp çocuklarını bulması için bir gözünü gönderir. Gözü uzaktayken Atum onun yerini alması için başka bir göz yaratır. İlk göz Şu ve Tefnut'la geri döndüğünde yerine konulan diğer gözü görünce sinirlenir. Atum daha sonra gözünü alır ve alnına koyar ve burada Mısır krallarının ve tanrılarının başlığında bulunan koruyucu, ateş püskürten Ureos yılanı olur. Sonraki gelenekler bu olayı insanlığın yaratılışına bağlar. Göz Şu ve Tefnut'la geri döndüğünde Atum o kadar mutlu olur ki ağlar ve onun gözyaşlarından insanlık ortaya çıkar. Aynı zaman zarfında Şu ve Tefnut çiftleşir ve bu birliktelikten Tanrı Geb ile Tanrıça Nut doğar. Geb kuru toprağı, kız kardeşi ve aynı zamanda karısı Nut ise gökyüzünü temsil eder. Başlangıçta Geb ve Nut bir kucaklaşmada kenetlenir ve Geb Nut'u döller. Yaratma sürecinde önemli bir olay Şu'nun Geb'i Nut'tan ayırdığında meydana gelir. Ve böylece yaşamın gerçekleşebileceği bir alan Nuh'un genişliğinde bir balon yaratır. Bu hareket Şu'nun Nut'un kemerli gövdesini yukarı kaldırırken Geb'in yüzüstü bir şekilde durması olarak temsil edilir. Şu yeri gökten ayıran havayı ve ışığı temsil eder. Sonraki dönemlerde bir metin Şu'nun Geb ve Nut'u neden ayırdığını açıklıyor. Anlaşılan o ki kavga ediyorlardır. Çünkü Nut kendi çocuklarını yutmaya devam eder. Yani her sabah yıldızlar kayboluyordur. Şu tartışmayı durdurmak için devreye girer ve onları ayırır. Daha önceki birlikteliklerinden dolayı Geb ve Nut'un kendi çocukları olur. Osiris, Set, Isis ve Neftis. Osiris daha sonra dünyanın kralı olur ve kız kardeşi Isis'i sevgili kraliçesi olarak alır. Dünyayı yıllar boyunca yönetirler ve böylece tüm diyardaki en büyük efsane olan Isis ve Osiris'in efsanesi başlar. Ama bu efsane başka bir zaman için. Heliopolis yaratılış efsanesinin önemli bir yönü yerin ve gökyüzünün cinsiyetidir. Çoğu toplumda yerin dişi yani toprak ana ve gökyüzünün erkek olduğu düşünülüyordu. Mısır'da bu tasvir tam tersi. Bu durum muhtemelen Mısır'da toprağın verimliliğinin Mısır'da gök tanrısının menisi olarak düşünülen az görülen yağmura değil daha çok Nil'in yükselen sel sularına bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya bu suların kaynağı kabul edildiğinden dünyanın, yerin, toprağın erkek olduğu sonucu çıkar. Yaratılış hikayesinin farklı bir versiyonu Orta Mısır'daki Hermopolis şehriyle ilişkilidir. Hermopolis şehrinde yayılan yaratılış efsanesi dünyanın yaratılmasından önce evrenin doğasına odaklanmıştır. Bu anlatı Hermopolis Ogdoat'ı veya 8 tanrı grubu tarafında merkezlenir. Ogdoat, 8 tanrı yani 4 tanrı ve eşlerinden oluşan bir sistemdir. Bu arada 4 sayısının bütünlüğü temsil ettiği düşünülüyordu. Her çift 4 yaratıcı gücün veya kaynağın erkek ve dişi yönlerini temsil eder. Tanrıça Naunet ve onun erkek muadili Nu, hareketsiz ilkel suyun kendisini temsil eder. Huh ve dişi muadili Hauhet, suyun sonsuz boyutunu temsil eder. Kek ve Kauket, içindeki karanlığı kişileştirirler. Bu üç tanrı çifti sabittir. Dördüncü çiftin kimliği değişir. Bazen karışıklık ve kasveti temsil eden Tenem ve Tenemet'tir. Bazen tamamlamayı temsil eden Gereh ve Gereket. Veya boşluğu temsil eden Niyu ve Niyut da olabilir. Sonunda Amun ve Amunet, canlıların somut dünyasının aksine onun gizli ve bilinemez doğasını temsil eder ve Ogdoat'taki geleneksel dördüncü çift olur. Aslında Amun kendi başına bir yaratıcı olarak öne çıktığında o ve Amunet'in yerini boşluğun tanrıları Nia ve Niyat alır. İlk suların kendisi de yaratılış sürecinin bir parçasıdır. Bu nedenle onları temsil eden tanrılar yaratıcı tanrılar olarak görülebilir. Ogdoat'ın tanrılarının tümü yaratılıştan önce var olan kaosun özelliklerini temsil eder. Efsaneye göre 8 tanrı başlangıçta erkek ve kadın gruplarına ayrılır. Sembolik olarak suda yaşayan canlılar olarak tasvir edilirler. Çünkü suda yaşıyorlardır. Erkekler kurbağalar, dişiler yılanlar olarak temsil edilir. Bu iki grup sonunda birleşir ve piramit şeklindeki tepeyi doğuran büyük bir yükselmeye, kabarmaya neden olur. Ondan dünyayı aydınlatmak için gökyüzüne yükselen güneş ortaya çıkar.
Alev Adası olarak adlandırılan ilkel tepe, Kaos'tan doğduğunda Ogdoat bir araya gelir ve bu tepede güneşi yaratır. Bina yazıtları Hermopolis'te bir zamanlar Alev Adası olarak adlandırılan bir tapınağın bulunduğunu, ancak yerinin henüz bulunamadığını ortaya koymaktadır. Ogdoat'ın güneşi iki şekilde yarattığı söyleniyordu. Bir gelenek, Ogdoat'ın bir araya gelerek ilkel tepede bir yumurta yarattığını söyler. Bu yumurtayı bırakan kaz, Amun'la ilişkilendirildi. Bu tanrı bazen setme attı bir kaz olarak stellerde tasvir edilmiş şekliyle, bazen de yumurta eşliğinde bulunabilir. Petosiris mezarında M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bir yazıt, bu yumurtanın kabuğunun Hermopolis'te gömüldüğünü iddia ediyor. Ptolemaik dönem sırasında güneşin yaratılışının başka bir versiyonu ortaya çıkar. Bu anlatıda güneş bir lotusun, yani Nilüfer'in açtığı çiçeğin içinden doğar. Ogdoat'ın erkek üyelerinin menilerini Nu sularına yerleştirdikleri söylenir. Bu meni Belen adı verilen bir sebze tohumluğuna gider. Bu aynı zamanda Tep'teki Khonsu tapınağının da adıdır. Hieroglif yazıda Benen bir yumurta olarak temsil edilir. Bu yumurta Ogdoat'ın kadın üyelerinin katkısıdır. Yumurtanın döllendiği yere Doğuş Gölü, Başlangıç Gölü denir. Benen'den bir lotus çiçeği yani Nilüfer filizlenir ve Alev Adası'nda kök salmaya başlar. Lotus çiçeği açıldığında çiçeğin içinde oturan bir çocuk olarak tasvir edilen güneş doğar. Nilüfer çiçeği ve güneşin birlikteliği, Mısır mavi lotusunun geceleri su altına batması ve gün ışığında yükselip açılması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Kozmogoninin geri kalan kısmı ayrıntılı değil. Güneş tanrısı tanrıları ağzından, insanlığı gözyaşlarından ve büyükbaş hayvanları uzuvlarından yaratır. Ogdoat'ın ya yumurtayı ya da Nilüfer çiçeğini yaratarak, yaratma çalışmalarını tamamladıktan sonra öldükleri ve Tebe gittikleri söylenir. Tahminen Medine Tabu, Edfu ve Esna'ya gömüldüler. Bu yerlerde bir cenaze töreninin alıcılarıydılar. Yaratılışın Memphis versiyonu zanaatkarların koruyucu tanrısı olan Pıta'ya odaklanıyordu. Bu bakımdan zanaatkarın bitmiş bir ürünü hayal etme ve bu ürünü oluşturmak için ham maddeleri şekillendirme yeteneğini temsil eder. Memphis teolojisi Pıta'nın dünyayı benzer şekilde yarattığını söyler. Bu, diğer Mısır yaratımlarından farklı olarak fiziksel değil, Tanrı sözü ve zihni tarafından yapılan zihinsel bir yaratımdır. Pıta'nın kalbinde geliştirilen, Mısırlılar tarafından insan düşüncesinin merkezi olarak kabul edilen fikirler, diliyle bunlara isim verdiğinde şekillenir. Bu isimleri söyleyerek Pıta tanrıları ve diğer her şeyi yaratır. Basitçe ifade etmek gerekirse, Pıta kalbinin düşünceleri ve sözlerinin büyüsü aracılığıyla dünyaya hayat verir. Pıta'nın yaratıcı düşüncesi ve konuşmasının Atum ve Eneadın oluşumuna neden olduğuna inanılan Memphis yaratılış efsanesi Heliopolis'inkiyle bir arada var olur. Pıta, piramit şeklindeki höyüğü kişileştiren tanrı Tatenet'le de ilişkilendirilir. Tep'te Amun, evrenin yaratıcısı ve dolayısıyla gerçek olan her şeyin yaratıcısı olarak görülüyordu. Ogdoat'ın bir üyesi olarak görülmektense liderleriydi. Sekiz tanrı kendi iradeleriyle ilkel tepeyi ortaya çıkardıklarında Amun hava olarak çocuklarını bir yumurtayı dölledi. Bu yumurta çatlayacak ve dünya yaratılacaktı. Bu hikaye sadece Ogdoat'ın yaratılışı için bir açıklama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birçok yorumda Eneyad'ın yaratılışı için de bir açıklama sağlar. Amun Tep sakinleri tarafından gerçek güçleri diğerlerinden gizlenmiş şekilde tüm tanrıların efendisi olarak tanındı. Daha sonra eşi aslında Amunet olan Amun, Mut'la eşleştirilir. Tep teolojisi, Amun'un yalnızca Ogdoat'ın bir üyesi olmadığını, her şeyin arkasındaki gizli güç olduğunu iddia eder. Amun'un kişiliğinde tüm yaratılış kavramlarının bir birleşimi vardır. Bu sentez, Amun'un gökyüzünün ötesinde ve yer altından daha derin varlığındaki diğer tüm tanrıların nasıl açtığını vurgulayan bir sentezdir. Bir Tep efsanesi, Amun'un yaratma eylemini, ilkel suların durgunluğunu bozan ve Ogdoat'la Eneyad'ın oluşmasına neden olan bir kas çağrısına benzetir. Amun dünyadan ayrıdır. Gerçek doğası diğer tanrılardan bile gizlenmiştir. Bununla birlikte aynı zamanda nihai yaratılış kaynağı olduğu için diğer yaratıcılarda dahil olmak üzere tüm tanrılar aslında sadece Amun'un halleridir, görünümüdür.
Amun sonunda bu inanç nedeniyle Mısır Panteonu'nun yüce tanrısı olur. Milattan önce 1300'de Güneş Tanrısı Aten'in sadece yüce tanrı değil, tek tanrı olduğu Akhenaten tarafından formüle edilen Amarna'nın yaratılış efsanesi Teb yaratılış mitini gasp eder ve onun yerini alır. Donald Redford, Kafir Kral Akhenaten adlı eserinde Akhenaten'in Aten'i enerji gibi bir şey olarak bilimsel bir şekilde niteleyen tanımlarında ateizm anlamına geldiğini savundu. Dolayısıyla bu reform girişimi ancak yaklaşık 30 yıl kadar sürdü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.